Bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce içinde bulunduğumuz güneş sistemi büyük bir gaz ve toz bulutundan ibaretti. Zaman içinde bu gaz ve tozlar kütle çekiminin de etkisiyle kendi içine çöktü ve sistemin merkezinde güneşimizi oluşturdu. Güneşin etrafındaki gaz ve toz diskinin içinde ise ilkel gezegenler var olmaya başlamıştı. Gezegenler oluştuğundaysa nihayet bu yoğun gaz da dağıldı ve bütün bu süreçlerden geriye asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan oluşan enkaz diski kalmıştı. Örneğin Güneş sistemimizde hala yoğun biçimde gözlemlediğimiz Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı ve Neptün ötesindeki Kuiper kuşağı sistemimizin oluşumundan arta kalan enkaz diskinin ta kendisi. Eğer yıldız ve gezegen sistemleri bu biçimde oluşuyorsa, gökyüzünde gördüğümüz yıldızların etrafında da buna benzer enkaz disklerini görmemiz gerektiğini düşünmek oldukça mantıklı bir varsayım. Lakin bu diskleri bugüne kadar hep animasyonlar ve sanatçı tasvirleri üzerinden görmüştük. Peki bu tür bir sistem illüstrasyonların dışında uzaktan baktığımızda gerçekten nasıl görünürdü? O halde sizleri James Webb Uzay Teleskobu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğraf larla tanıştıralım. Karşınızda Fomalhaut sistemi. Gökyüzünde bize 25 ışık yıllık uzaklığıyla görece yakın bir yıldız olarak kabul edebileceğimiz Fomalhaut, enkaz diskini görebildiğimiz bir yıldız adına verebileceğimiz müthiş bir örnek. 440 milyon yıl yaşındaki Fomalhaut yıldızı aynı zamanda gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri. Bize bu kadar yakın ve bu kadar genç bir yıldız olduğundan uzak gezegen sistemleri hakkında bize benzersiz bilgiler sağlayabilir. Bu minvalde 1980'li yılların başında astronomlar Dünya'nın ilk kızılötesi uzay teleskobu olan IRIS'i kullanarak Fomalhaut'a odaklanmışlardı. Ancak bu yıldızdan beklenenden çok daha fazla kızılötesi ışık geldiği tespit edildiğinde Fomalhaut'un sıradan bir yıldız olmadığı anlaşılacaktı. Astronomların bu yoğun kızılötesi ışımaya dair ilk şüphesi yıldızın etrafını sarmış dev bir toz diskinin varlığıydı. Çünkü bu toz diskinde bulunan bol miktarda taş parçasının yıldız tarafından radyasyona maruz kalması mümkündü. Radyasyona maruz kalan bu maddelerse ışığın kızılötesi dalga boyunda parıldayarak bu yıldızdan gelen yüksek miktardaki kızılötesi ışımayı açıklayabilirdi. 1990'ların sonlarındaysa varlığı önceden tahmin edilmiş bu toz diski kızılötesi teleskoplarla doğrudan gözlemlenebilmişti. Diskten daha çok bir toz halkası diyebileceğimiz bu yapının varlığının doğrulanmasıyla birlikte Fomalhaut, Hubble Uzay Teleskobu ve ALMA gibi önemli teleskoplarında ilgi odağı haline gelmişti. Özellikle bu yıldızın Hubble Uzay Teleskobu ile çekilmiş fotoğrafı oldukça ilginçti. Dev toz halkası yıldızın etrafını eliptik biçimde sarıyor ve Yüzüklerin Efendisi filmindeki Sauron'un gözünü andıran bir görüntü oluşturuyordu. Bu yıldızın etrafı bol miktarda materyalle dolu olduğu için burada öte gezegenleri de görmek kağıt üzerinde mümkündü. Nitekim ilerleyen yıllarda bu toz halkasında belirgin bir kümelenme fark edilmiş ve bunun bir gezegen olduğu düşünülerek buna Fomalhaut B ismi verilmişti. Ancak Fomalhaut'un 2004'ten 2014'e kadar yapılan gözlemlerinde bu yapının yavaş yavaş dağıldığını görmüştük. Dolayısıyla bu muhtemelen bir gezegen değil, dağılan bir toz bulutundan ibaretti. Peki o halde bu gezegen veya gezegenler neredeydi? Fomalhaut nasıl bir yıldız sistemiydi? Aslında gezegenleri bulmanın yanı sıra sistemi daha iyi anlamamız için incelememiz gereken bölgeler yıldızın etrafındaki halka kısmı olmalı. Çünkü bu bölge irili ufaklı taş parçaları bakımından yoğun olduğu için bu taş parçalarının birbirleriyle birleşerek gezegenleri oluşturması mümkün. Daha önce Hubble Uzay Teleskobu'yla bu halkayı gözlemlemiş olsak da Hubble kızılötesi gözlemler konusunda pek başarılı bir teleskop olmadığı için bu tozların içini yeterince keskin biçimde görememiştik.
İşte James Webb Uzay Teleskobu geçtiğimiz günlerde tam bunun için devreye girdi. Çünkü bildiğiniz gibi zaten Webb tamamen kızılötesi ışığa odaklanan bir teleskop. James Webb'in gözlemleriyle birlikte de burada tek bir halka değil, aslında toplamda 3 ayrı halka yapısının olduğu ortaya çıktı. Az önce söylediğimiz gibi Güneş sisteminde Neptün'ün ötesindeki bölgede buzul kaya parçalarından oluşan büyük bir halka yapısı var. Güneş sisteminin oluşum zamanlarından arta kalan bu yapıyı bugün Kuiper kuşağı olarak tanımlıyoruz. İşte Fomalhaut'un halkası da Güneş sistemimizdeki Kuiper kuşağına eşdeğer bir yapı. Ancak James Webb'in gözlemleri bu halka yapısının Güneş sistemimizdeki kuşaklardan çok daha kompleks olduğunu gösterdi. Çünkü James Webb Uzay Teleskobu kızılötesi dalga boyunun da kendi içinde ayrılmış bölgelerini ayrı ayrı inceleme kapasitesine sahip. Örneğin bu fotoğrafta 15.5 mikron dalga boyu görece daha sıcak bölgelere duyarlı olduğu için Fomalhaut'un en içteki halkalarını görebiliyoruz. 23 ve 25.5 mikronluk gözlemlerle ise dış halkalar açığa çıkmaya başlıyor. Şimdi hem bu halkalarda ne olduğunu anlamak hem de bu halka yapısının neden önemli olduğunu kavramak için en dıştan iç halkalara doğru tek tek inceleyelim. Her şeyden önce geçmiş yıllarda Fomalhaut'un dış halkalarında var olduğundan şüphelenilen B gezegenini Webb'in fotoğraflarında göremiyoruz. Eğer burada gerçekten Hubble Uzay Teleskobu tarafından bile tespit edilebilecek kadar büyük bir gezegen olsaydı, James Webb Uzay Teleskobu da bu fotoğraflarda mutlaka bunu görüyor olmalıydı. Dolayısıyla bu bize geçmiş yıllarda gördüğümüz objenin gerçekten de bir toz bulutu olduğunu gösteriyor. Ancak böylesine büyük bir toz bulutunun kendi kendine oluşması olağan bir durum değil. Bunun oluşabilmesi için boyutları oldukça büyük olan iki cismin çarpışması gerekiyor. Yani çok büyük ihtimalle daha önce gezegen olduğundan şüphelendiğimiz şey çarpışan iki dev gezegenden arta kalan çarpışma enkazıydı. Ve bu enkaz yıllar içinde yavaş yavaş dağıldı ve gözden kayboldu. Yine de daha farklı bir bölgede de olsa Webb'in çektiği yeni fotoğraflarda halkanın bir kısmında bir toz bulutunun oluşumunu da net biçimde görebiliyoruz. Geçmiş yıllardaki toz bulutuna benzer bir yapıyla tekrar karşılaşıyor olmamız, bu bölgede dev gezegenlerin çarpışmasının aslında çok sık gerçekleştiği anlamına geliyor. Bu halkadan içeriye doğru devam ettiğimizde fotoğrafta kolayca fark edebileceğiniz devasa bir boşlukla karşılaşıyoruz. Bu büyük dış boşluk oldukça önemli. Çünkü halkalar arasında bu tür boşlukların oluşabilmesi için burada gezegenlerin var olması gerekiyor. Yani burada henüz göremesek de muhtemelen gezegenlerin kütleçekimsel etkileri bu boşlukları yaratıyor ve aynı zamanda halkaların bu kadar kompleks bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Örneğin bizim Güneş sistemimizde bulunan asteroid kuşağını da Jüpiter ve Satürn gibi yüksek kütleli gaz devleri şekillendirmişti. Veya Kuiper kuşağının iç kısımları Neptün'ün kütleçekimsel etkilerine maruz kalırken kuşağın dıştaki sınırları ise daha uzaktaki bazı gök cisimleri tarafından şekillendirilmişti. Dolayısıyla bu çok katmanlı ve büyük halka sistemine göre Fomalhaut'un etrafında çok ilginç bir gezegen sisteminin var olduğu tahminini yapabiliriz. Biraz daha iç kısımdaysa işler iyice ilginç bir hal almaya başlıyor. Çünkü sistemin tam ortasında bir halka, yani bir kuşak daha var. Bu kuşak bizim Güneş sistemimizdeki asteroid kuşağından 10 kat kadar daha kalın bir yapı. Orta kuşaktan yıldıza yaklaştığımızdaysa bir iç boşluğun olduğunu görüyoruz. Burada böyle bir boşluğun var olabilmesi için yine Neptün'ün birkaç katı kütleye sahip bir gezegen olması gerekiyor. Yani bu kuşakta da muhtemelen bir ya da birden fazla gezegen var. En iç kısımdaysa artık sadece James Webb Uzay Teleskobu'yla fotoğraflanabilen iç diski görüyoruz. Bu diskteki tozlar önce yıldıza yakınlıkları sebebiyle ısınıyor ve bu enerjiyi kızılötesi dalga boyunda yeniden yayıyorlar. Gerçekten de daha önce enkaz diskine sahip bir yıldız sistemini bu kadar yakından ve kuşakların arasındaki boşluklara kadar bu denli detaylı biçimde gözlemlememiştik. Ancak elbette Fomalhaut'un bu devasa ve kompleks halka yapıları sebebiyle sistemin Güneş sisteminden çok daha farklı olduğunu söylememiz lazım. Bu noktada akla muhtemelen gelebilecek sorulardan biri de şu. Bütün bu karmaşık halka yapıları ve bol miktarda toz burada çok sayıda gezegenin dolaylı bir kanıtı olmasına rağmen fotoğraflarda bu gezegenleri neden göremiyoruz?
Bu gayet mantıklı bir soru, ancak burada var olan olası gezegenlerin çok soluk olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Özellikle kütlesi Satürn ve Jüpiter'den daha düşük olan gezegenlerin yaydığı kızılötesi ışığı 25 ışık yılı uzaklıktan tespit etmek James Webb Uzay Teleskobu'yla bile mümkün değil. Dolayısıyla buradaki gezegenlerin varlığını ancak buradaki halka yapılarına bakarak dolaylı olarak iddia edebiliriz. Ki anlattığımız gibi gerçekten de Fomalhaut'un etrafında bu kadar kompleks bir yapının oluşması çok sayıda gezegenin varlığını şart kılıyor diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra fotoğraftaki halkalar bizim bakış açımızdan yıldıza yakın göründüğünden bu Fomalhaut sisteminin gerçek boyutunu algılamamıza da engel oluyor. Gerçekte en dıştaki toz halkasının yıldıza olan uzaklığı 20 milyar kilometreden daha fazla. Kıyaslamak açısından bu Dünya-Güneş arası mesafenin yaklaşık 140 katı kadar. Yani bu fotoğrafta kendi güneş sistemimizden çok daha büyük bir bölgede oluşmuş yeni bir güneş sistemini seyrediyoruz. Başka bir yıldız sistemini ilk defa bu kadar detaylı gözlemlediğimiz için evrende bizim güneş sistemimizin mi yoksa Fomalhaut gibi sistemlerin mi daha yaygın olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak James Webb Uzay Teleskobu bunun gibi sistemleri inceleyerek bize hangi sistemlerin daha yaygın olduğuna dair daha sağlıklı veriler sunmaya devam edecek. Videoyu sonuna dek izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu hazırlarken kullandığımız tüm kaynak ve referanslara her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bize YouTube katıl, Patreon, Kriosus veya teşekkür butonu üzerinden maddi destekte bulunabileceğinizi de hatırlatalım. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.